Sevgili dostlar merhaba. Şu anda Küba'nın Trinidad kentindeyiz. Size kısa bir video yapacağım. Burada bu Küba'da pansiyon işletmeciliği çok aktif olarak yapılan bir işletmecilik. Otellerin yanı sıra birçok pansiyon var ve daha çok pansiyonlarda kalınıyor. Bu pansiyonlarda kalmak ülkenin hani kültürüne biraz daha içine girmek, insanlarla, yerel insanlarla tanışmak açısından güzel. Şimdi Trinidad'da bu işte yeni yapılan mahalle denen bölge. Burada böyle evler var. Biz de böyle bir evde kalıyoruz. İşte bu şu pembe ev karşıdaki yavru ağız diyelim. Onun yanındaki evler, mavili ev. Bizim yanımızdaki bu yeşil ev. Bu sokağın üstündeki evlerin birçoğu pansiyon olarak kullanılıyor. İşte bunlara casa particular deniyor. Hostel diyorlar yeni ismiyle. Bunlar nasıl bir şey? Size kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir giriş kapısı var. İşte burada hosta veya casa particular dediğim gibi. Bir açalım bu kapıyı. Niye çeviremedik? Yanlış anahtar mı kullandık? Şimdi şey yapamadım. Evet Gamze Hanım merhaba. İşte burada böyle girişte bir holümüz var. Güzel, sempatik, eski mobilyalar. Bir akvaryum var. Tabii hepsinde bu yok. Yani bu biraz orta seviye bir ev. Bunun daha iyileri var, daha kötüleri var. Şöyle içeriye geçiyoruz. Genelde bu evlerin içlerinde bir havlu oluyor. İşte burada bir buzdolabı. Ondan sonra bir mutfak. Bu mutfak sabah kahvaltısı hazırlamak için kullanılıyor. Ondan sonra böyle bir bölge. Ondan sonra burada kahvaltımızı yapıyoruz. Küçük bir avlumuz var. Ondan sonra burada komşularımız kalıyor. Burada bir tane oda var. Bence tavana mı çıkarsan? Yok, oradan çıkmayacağım. Çünkü orada kapıdan girmek biraz sıkıntılı. Böylece kısaca burayı gördük. İşte buzdolabında yumurtalar, şunlar bunlar. Sabah kahvaltısı malzemeleri. Sabah kahvaltısında ağırlıklı meyve yiyor bunlar. Ondan sonra işte böyle bir merdiven üst kata çıkıyoruz. Havana'daki evlerde mesela merdiven, onlar düz ayak yani. Genelde tek katlı evler. Fakat burada iki katlı bir ev var. Şöyle bir balkon var. Böyle oturup sigara falan içmek için. Burada böyle bir sokak var. Şöyle demin çıktığımız sokak. İşte bu karşıdaki evler dedim de pansiyon olarak kullanılanları var burada bu bölgede. Şöyle bir odayı tanıtayım size. Odaya giriyoruz şimdi. Bahar burada yatıyor. İşte odada klimalar var. Ondan sonra iki tane yatak var şu şekilde. Genelde elektrik burada bir 220 volt var ama şuradaki gibi yani Amerikan sistemi gibi prizler var. İşte bir tane pervane var. Hava tabi çok sıcak. Pardon. Nerede? Şunu nereden açıyoruz? Kısaca banyoyu da tanıtayım size. Şöyle bir banyo var. İşte havlu. Sabun bazı evlerde olmuyor. Burada sabun çok kıymetli. Klozet. Ondan sonra. Anahtar sende mi hayat? Bende. Yapıyoruz ya. Onu çektiğin zaman açılıyor kapı. Aç bakayım ben açamadım da. Şöyle oda kısaca tekrar dönelim odayı. İşte buradan bir burada bir oda daha var. Burada şu anda ev sahibi kalıyor. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Yani tabii bu eve özgü bir sistem. Her evde böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Sular genelde şurada görüldüğü gibi tanklardan, o yüzden böyle ip gibi akıyor. İşte burada benim dün akşam içtiğim sigara duruyor. Böyle bir teras var. Bu yan evin terası. Yani işte demin balkondan gösterdiğim şey gibi. Böyle bir manzara. Yani ilk mahalleye gelince insan biraz tedirgin oluyor. Mahalle biraz böyle hırpane görünüyor. İnsanlar biraz tedirgin ediyor ama güvenlik açısından hiçbir endişe yok. Şöyle. Yani hijyen
Çok da bir şey değil. Hijyen çok iyi değil ama insanlar tertemiz. Yani pırıl pırıl tişörtler falan var. Ha, kahvaltıdan bahsedeyim. Yarım kaldı. Kahvaltıda daha çok meyve ağırlıklı işte. Mango suyu falan ikram ediyorlar. Ondan sonra peynir oluyor olmuyor. Reçel, tereyağı oluyor olmuyor. Yumurta mutlaka alıyor. Yağlı yumurta, omlet veya haşlanmış. Yani yumurta ağırlıklı bir kahvaltı. İşte böyle. Kasa partiküler denen şey. Böyle bir şey. Böyle bir yerde kendiniz rezervasyon yaparsanız 25-30 kuka ki işte bu 1 euro 1.08 kuk. Buraya da bir şeyler yapıyorlar galiba. Bir barbekü falan tarzı bir şey. Önümüzdeki günlerde yapacaklar gibi görünüyor. Yağmur başlayacak herhalde. Ben şöyle yavaş yavaş tekrar ineyim. Evet. Kasa partiküler nedir? Çok özetle böyle pansiyon odası gibi bir şey işte. Kahvaltı artı oda. Diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere.